ÖSYM e bu sorudaki sanatçıları sever arkadaşlar. Cevap olmasalar bile şıklarda mutlaka bu yazarlara yer verecektir. Milli Edebiyat döneminden soru soracaksa eğer. Çünkü biliyorsunuz bu isimler gerçekten Milli Edebiyat döneminde önemli isimlerdir. Bize genellikle böyle bir parça verir ve sözü edilen sanatçı hangisidir diye sorar, bakıyoruz. Ben bir Türk'üm dinim cinsim uludur dizesiyle tanınmıştır. Bu aslında bizim için anahtar bir kelime olabilir. Hangi şiirdi arkadaşlar? Cenge giderken şöyle cenge giderken şiiri bir kenarda dursun ve devam edelim. Anahtar kelimelerin altını çizmemiz yeterli. Türk edebiyatına halkın sesini getirmiştir. Anahtar kelimem halkın sesi. Milli şair olarak anılır diyor. Kesinlikle doğru gerçekçi bir şairdir. Türkçülüğü savunan şiirler yazmıştır. Coşku, ulusal kahramanlık, yüreklendirme, öğreticilik ögelerini ön plana çıkarmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet şiire biçimsel yenilikler de getiren şair, dörtlük nazım birimini geleneğin dışına çıkmış, üçer, altışar, sekizer dizelerden kurulu şiirler yazmıştır diyoruz arkadaşlar. Önemli hatta Sone ve Terzarima'yı arkadaşlar kullandığını söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Milli Edebiyat Akımı ve Türkçülüğün önde gelen şairlerindendir. Kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Mehmet Emin Yurdakul'dan bahsediyoruz. Cevabımız Adana şıkkı olacak diyoruz. Bununla beraber arkadaşlar tabii ki size eserlerini de sorabilirdi. Nedir bunlar? Daha çok şiirleriyle ön plana çıkmış bir sanatçı biliyorsunuz. Tuğran'a doğru Ey Türk Uyan, Türk Sazı, Ordunun Destanı, Zafer Yolunda gibi eserleri de vardır diyoruz. Ve kesinlikle gördüğünüz gibi lirizmden uzak daha çok didaktik şiirler, öğreticilik ögelerinin ön planda olduğunu söylüyor ya. Didaktik şiirler yazdığını söyleyebiliriz. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim demiş biliyorsunuz. Cenge giderken adlı şiiriyle önemli bir isim. Ziya Gökalp, Mehmet e, Akif Ersoy, Mehmet Fuat Köprülü, Ali Canip Yöntem, Milli Edebiyat döneminde yaşamış sanatçılardır. Mehmet Akif tabii ki. Aynı dönemde yaşamasına rağmen topluluğa çok fazla dahil olmamıştır. Ama dediğim gibi buradaki özellikler bizi Mehmet Emin Yurdakul'a Kula yani milli şaire götürmekte. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.